Herkese merhabalar. Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Milföy'den hazırladığım kolay puf böreği tarifini vereceğim arkadaşlar. 10 dakikada hazırladığımız bu böreğin tarifine hemen geçelim. Tepsime yağlı kağıdı serdim. Bir köşeye alıyorum. Yanıma biraz un aldım milföylerimi açmak için. Bir tabağın içine biraz su, 1-2 yemek kaşığı da pekmez alıp çatalla çırpıyorum. Kavrulmuş susam ve biraz da beyaz peynir aldım yanıma. Şöyle hemen pekmezli suyla karıştırıyorum. Böreklerimi önce pekmezli suya, daha sonra da susama batıracağım. Tıpkı simit yapar gibi. Açmaya başlamadan önce milföy hamurlarımı 5-10 dakika oda ısısında beklettim. Çok fazla çözülmesini istemiyorum. Çünkü çok fazla bırakıyor kendini o zaman. Biraz tezgahın üzerine ve hamurumun üzerine un serptikten sonra merdane ile açıyorum. Evet, hamurumu biraz açtım. Şu büyüklük yeterli olacaktır. Aynı büyüklükte, aynı ebatta diğer hamurumu da açıyorum. Hamurların birbirine eşit olması gerekiyor. Şöyle üst üste koyup kontrol ediyorum. Daha sonra hamurlardan birini göz kararı dörde bölüyorum. Her karenin ortasına gelecek şekilde peynir ekliyorum. Hamuru dörde böleceğimiz için peynirlerin arasında biraz mesafe olması gerekiyor. Şöyle diğer hamuru da üzerine kapattıktan sonra parmaklarımla kenarlarına güzelce sıkıca bastırıyorum. Daha sonra ortasına artı olacak şekilde tekrar parmaklarımla bastırıyorum. Bir pizza ruleti ile veya bir bıçakla ortasından önce ikiye, sonra da dörde bölüyorum. Hazırladığım börekleri önce pekmezli suya, daha sonra da susama batırarak yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. 6 adet milföy hamuru kullandım. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işlemi yapıp tepsiye bütün böreklerimi dizdikten sonra fırına vereceğim. Fırınımı zaten 180 derecede açmıştım. Hızlı hızlı böreklerimi yapıp hemen beklemeden fırına vereceğim. Böreklerin hepsini yapıp tepsiye dizdim. 6 adet milföy hamurundan 12 adet börek çıktı arkadaşlar. Şimdi hiç beklemeden fırına gönderiyorum. Kapağını kapatıyorum. Üzeri kızarıp böyle kabarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Zaten çok çabuk pişiyor. 15-20 dakikada hemen pişti. Tabii fırınınıza göre de değişebilir. Kontrollü pişirin ona göre. Şöyle henüz çok sıcak, biraz içinde
peynir eridiği için yapışıyor ama hiç beklemeden size içini de göstereyim dedim. Biraz daha soğuduğunda daha kat kat ve güzel oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, zil bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.